Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den Necdet Delioğlu ben. Arkadaşlar bugün bir arkadaşım bana netbook'unu getirdi. Bu cihazda X büyüklü maalesef. X bildiğiniz gibi şöyle bir önce bir açalım cihazımızı. Hatasını sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü. Arkadaşlar X kullanan arkadaşlarımız bugünlerde böyle arızalarla, böyle sıkıntılarla karşılaşabilirler. Onun için bu videoyu çekme gereği duydum. Bir an önce Windows 7'ye terfi etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Microsoft bildiğiniz gibi XP'den desteğini çekti. Güncelleştirmelerdeki desteklerini çekti. Hatta Google Chrome da bu desteğini çekmiş bu durumda şu anda. Gördüğünüz gibi şöyle bir hata kodu geliyor. Kullanıcı ara birimi hatası. Oturumu açma, kullanıcı ara birimi delele, messing delele falan yükleneme diyor. Bunun sebebi arkadaşlar bu cihaz güncelleştirme yaptığı zaman mesela bazı dönemlerde güncelleştirme otomatik kendine güncelleştirme yapıyor. Daha önce Microsoft'un vermiş olduğu bu dosyayı yüklüyordu. Şimdi bulamadığı için bu şekilde bir sıkıntıyla karşı karşıya geliyor. Bunu güvenli moddan girip birkaç ayar yapmamız mümkün arkadaşlar. Şimdi yeniden başlatıyoruz bilgisayarımızı. Bazı cihazlarda F5'tir. Bu tarz cihazlarda F8'den giriyor güvenli moda. Buraya geldiği zaman burada yaklaşık bir 8-9-10 adet seçenek var. Güvenli mod, işte A desteği falan. Burada güvenli mod olmak üzere A desteği, komut sistemi, komut sistemiyle de girebiliyorsunuz. Ön yükleme falan filan. Daha sonra arkadaşlar en son iyi yapılandırma çalışan en son ayarlarınızı işaretliyor. Şurada ok tuşlarıyla oraya geliyoruz. Burada bir deneme yapalım. Yani bunu deneyelim. Format atma imkanınız yoksa o anda. Burada oldu oldu olmadı. Yani bazen aynı hataya geri gelebiliyor. Bazen de kurtarabiliyor. Bilgisayarın Windows'un durumuna göre değişiyor. Enter diyelim. Bakalım düzelecek mi? Düzelmezse arkadaşlar ben bu bilgisayara Windows 7'ye terfi ettirmeyi düşünüyorum. Arkadaşımla konuşacağım. Çünkü üzerindeki Windows bunun orijinal. Windows XP. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum ama. Çünkü bunu kullanan bir öğretmen arkadaşımız. Yazılımın orijinal olması onun için önemli. Eğer ikna edebilirsem Windows 7'ye terfi edeceğim. O da rahat edecek. Ben de rahat edeceğim. Çünkü sık sık bu sıkıntılar yaratıyor bu bilgisayar. İşte olmadı arkadaşlar. Bu başarılı olmayabiliyor bazen. Bunun birkaç yöntemi daha var da dediğim gibi ben uğraşmak istemiyorum. Bu şekilde Windows XP kullanıyorsak arkadaşlar bir an önce ne yapıp edip Windows 7'ye terfi etmemiz gerekiyor. Zaten Google Chrome da dediğim gibi desteğini çekti. Hepten ortada kaldı yani gariban bir şekilde ortalıkta dolaşıyor. Bu tür hataları görmemek için şimdi dediğim gibi bir telefon konuşması yapacağım arkadaşımla. Kendisi benim yakın arkadaşım olduğu için ikna etme şansım yüksek. Windows 7 kuracağız ve teslim edeceğiz. Eğer ikna edersem arkadaşlar çekimin devamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani Windows 7 kurulumda sizlere böyle bir CD-ROM'u olmayan bir cihaza nasıl format atarız flash bellek üzerinden. Önce bunun yazılım DVD'sini ele geçirmemiz gerekiyor, elde etmemiz gerekiyor. Daha sonra ben kendi bilgisayarımda o DVD'yi flash belleğe boot edeceğim. Flash bellekten tekrardan burada takıp flash USB üzerinden cihazımızı Windows 7'ye yükseltme şansını elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Abimizi aradık. Böyle böyle durumu izah ettik. O da zaten Windows 7 kullanmayı çok istiyormuş. Şimdi flash belleğimiz Windows yüklü. Windows 7 yüklü flash belleğimizi cihazımıza takıyoruz ve tablet cihazımızı açıyoruz. Şuradan F2 tuşuna basarak OS'e girip bu taktığımız flash belleği birinci sıraya almamız gerekiyor. Buradan ok tuşlarıyla Boot menüsüne gelerek yukarıda Boot DVC yazıyor arkadaşlar. Orada Enter'e bastığımız zaman bizim USB'miz ta 6. sırada aşağıda yani. Bunu yukarı çıkarmanın
yöntemi arkadaşlar ok tuşlarıyla seçili hale getiriyoruz. Bu sefer Kingston Lata Travel yazıyor. Onu burada F5 ve F6. F6 aşağı indiriyor bu cihazda. F6 yukarı çıkarıyor. F6 tuşuna basarak gördüğünüz gibi bizim USB'mizi birinci satıra yerleştirdik. Daha sonra ECS tuşuna basıyoruz. Yani escape diyorlar İngilizcesi, tam bilmiyorum biliyorsunuz. Ben de İngilizce maalesef yok arkadaşlar. Yön tuşlarıyla exit tuşu, exit sekmesine gelerek enter'a bir kere bastığımız zaman bir daha basıyoruz. Ve flash bellekten okuduğunu göreceksiniz bilgisayarımız. Windows'u. Buradan temiz bir format atacağız ve şu anda formata girmiş durumdadır arkadaşlar. İlerleyen safhalarda ne yapmamız gerektiğini sizlere anlatarak bu videoyu böyle devam ettireceğiz arkadaşlar. Daha sonra burada bize klavye seçenekler sunuyor. Burayı direkt enter deyip geçiyoruz. Şimdi yükle deyip geçiyoruz. Ve kurulum başlıyor. Bundan sonra biçimlendirme olayını yapacağız ve bilgisayarımız masa üstünü görene kadar bekleyeceğiz. İleri diyoruz. Özel gelişmiş ayarlara girip buradan Windows'umuz kurulumu devam edecektir arkadaşlar. Burada depo diye bir bölüm var zaten, 270 GB, 195 GB'da C sürücüsü var arkadaşlar. Biz C sürücüsünü silmemiz gerekiyor. C sürücüsünün üzerine mouse'umuza tıklayıp seçili hale getirdikten sonra sürücü seçenekleri gelişmiş sekmesinden burada biçimlendirme yapmamızı isteyecek bizden. Öncelikle silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Siliyoruz. Sil sekmesini tıkladıktan sonra böyle bir uyarı geliyor. Bütün veriler silinecektir diyor. Tamam diyelim ve biraz bekledikten sonra aşağıda gördüğünüz gibi yeni diye bir seçenek sundu bize. Yeni seçeneğinden burada istersek bunu ikiye de bölebiliriz arkadaşlar. Buradaki 200 GB'lık bölümü atıyorum 100-102-3 parçaya da bölebiliriz. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Bilgisayarımız iki parçadan oluşsun. Uygula dediğimiz zaman tamam diyoruz ve bu bölüm şu anda aktif hale gelmiştir. Biçimlendirilebilir duruma gelmiştir arkadaşlar. Şimdi biçimlendir diyelim ve bir daha tamam diyelim. Daha sonra aşağıdan ileri sekmesinden kurulumumuz başlayacaktır arkadaşlar. Şu anda Windows 7'miz kurulumu başlamıştır. Bu şekilde masa üstüne geldiği zaman da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik burada keselim. Gördüğünüz gibi Windows 7'ye terfi ettik XP'den, şükür. Dediğim gibi yani XP'de kalmanın bu saatten sonra bir anlamı yok. Güncellemeleri olmayan, Google Chrome'da desteği olmayan, devamlı hata veren bir program haline geldi. Çünkü ortada kaldı. Sahipsiz bir program artık Windows XP. Daha önce çok işimize yaradı. Gerçekten uzun süre tahta kaldı. Güzel bir programdı. Yani Windows Vista biliyorsunuz bir ara bir çıktı. Çıkmadan piyasadan toplatıldı. Windows 7, Windows XP, Windows 7 bayağı bir krallığını devam ettirdi. Windows XP kullanan arkadaşlara bir an önce Windows 7 tedarik etmelerini öneriyorum. Ben şimdi sizlere fiyat olarak da videonun montaj kısmında birkaç açıklamada bulunacağım. Fiyatlarını da vermek istiyorum. Yani bir orijinal Windows 7 veya Windows 10 kaç para? Bugünkü kurla sizlere paylaşmayı düşünüyorum. Sahtecilik kurban olmamak için devamlı Windows'umuzu orijinal kullanmakta fayda var. Elimizden geldiği kadar orijinal sürümleri tercih ederim. Çünkü bu güncelleştirme olaylarında Windows'unuzun sürümü kopya olduğu zaman sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Windows XP'yi de buna tekrardan kurabilirdim ve o hatayı bir şekilde çözebilirdim. Biraz zahmetli bir iş. Bunun hard diskini çıkaracağım, başka bilgisayara takacağım, orada Windows'una gireceğim, o delele dosyası eksik, onu internetten indireceğim, onu oraya atacağım. Bayağı bir meşakkatli bir iş.
Umarım faydalı olmuştur. En azından böyle bir hata olduğu zaman ne yapmamız gerektiğini gördük. Ve işte sindromu olmayan, daha önce gerçi bu tarz çekimler yapmıştım ama tazelemekte fayda var bilgileri. Sindromu olmayan bir bilgisayara flash bellekten nasıl format atıldığını en azından bir kısmını görebildik. Bundan sonrası arkadaşlar bu bilgisayarın sürücülerini yüklemek olacak. Belli başlı internet ayarları var, onları yapacağız. İşte Google Chrome falan yüklenecek, flash player yüklenecek, Java'sı, şusu busu vesaire. Kullandığımız gereken programları yükleyeceğiz ve çalışır duruma getireceğiz arkadaşlar. Bugünkü çekimi de burada sonlandırırken bilgi paylaştıkça güzeldir diyelim. İzmir'den herkese Allah'a ısmarladık derken kanalımıza aboneliklerinizi, değerli yorumlarınızı, paylaşımlarınızı eksik etmeyiniz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Herkese Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın arkadaşlar.